Şöyle ben dün biraz daha fazla, bugün de bir miktar genel merkeze gittim. Çoğu zaman bizde siyasi parti genel merkezleri oy verenlerce çok fazla ziyaret edilen bir yer değildir. Hele CHP muhalefet partisi, yani iktidar partisi de olmadığı için insanların akın akın oraya gittiği bir yer değildir. Ama şimdi gitseniz Arı Kovanı gibi. Ama bu Arı Kovanı'nın içinde şöyle bir şey göze çarpıyor sizin sorunuzdaki o. Neredeyse rastladığınız hemen hemen herkesin yarısı, yarıdan fazlası parti meclisine aday. Bence şöyle bir şey var. CHP'nin siyaset yapma alanı, hani bir iktidar partisi olmadığı için belediyelerle, yerel yönetimlerde sağlayabileceği başarı oranında belediyelerle, bir de hani bu saatten sonra Türkiye'nin önüne çıkan yeni imkan bakımından milletvekilliği ve acaba diğer partilerle ortaklaşa bir cumhurbaşkanı seçimi mümkün olabilir mi üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu kurultaydaki parti meclisinin artmasının en önemli nedenlerinden birisi yerel seçim 2019'da, eğer erken alınmazsa hiçbiri, 2019 Mart'ındaki yerel seçim, sonrasındaki birlikte yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 seçim yani, o adayların tamamını bu parti meclisi seçecek. Dolayısıyla 3 seçimdeki tüm adayların birden oylanacağı bir makam, merci olduğu için parti meclisi, bence aday sayısı bu nedenle de çok fazla arttı.